Psikologlar saldırganlığı, zarar vermeyi veya yok etmeyi amaçlayan herhangi bir fiziksel veya sözlü davranış olarak tanımlıyorlar. Fiziksel saldırı, sözlü saldırı ve hatta kötü niyetli bir dedikoduyu yayma gibi şeylerin hepsi saldırganlık olarak sayılabilir. Farklı saldırgan eylemler üzerine düşünerek vaktimizi harcayabiliriz ama bence asıl önemli soru şu: Saldırganlık neden kaynaklanıyor? Saldırganlığı etkileyen üç şey var. İlki, biyoloji. İkincisi, psikolojik veya zihinsel etmenler. Sonuncusu da, sosyo-kültürel etmenler. Bunlardan herhangi biri tek başına saldırganlığa sebep olmayabilir ama üçünün kombinasyonunun saldırgan davranışa yol açtığı düşünülmekte. İlk konuşmak istediğim konu, biyoloji. Biyolojinin üç farklı unsuru var. İlki, genler. Saldırganlığın genetik bir unsura da sahip olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü hayvanlar saldırgan olmak üzere çiftleştirilebiliyorlar. Ama bunun başka kanıtları da var. Örneğin tek yumurta ikizlerinden biri aşırı öfkeli ise diğerinin de onun gibi olma ihtimali yüksek oluyor. Ama aynı şey çift yumurta ikizleri için geçerli değil. Bir başka biyolojik faktör de beynin yapısının saldırgan davranışa etkisi. Beyinde saldırganlığı kontrol eden bir nokta yok ama onu engelleyebilen veya çabuklaştırılabilen devreler var. Burada birinin beynini direkt ikiye kesseniz görebileceğiniz bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani birinin yüzünü hayal edin. Onu tam ortadan ikiye ayırdık ve başın iki tarafından çekip kopardık. Bu tür bir bölmeye sajital bölme diyoruz ve buna özellikle orta sajital bölme deniyor. Çünkü tam olarak ortadaki çizgiden bölünüyor. Burası beynin ön kısmı, burası arkası, en üst kısmı ve en alt kısmı. Bahsetmek istediğim ilk beyin bölgesi ise amigdala. Beyindeki bu küçük yapı aslında çok önemli. Çünkü korkuya verdiğimiz tepkinin kontrolüne burası yardımcı olur ve uyarıldığında saldırgan davranışı da tetikleme eğilimindedir. Saldırganlığı tetikleyen bir diğer beyin bölgesi de burada yer alan ön lobdur. Beynin bu bölgesi çok sayıda çok önemli üst düzey görevden sorumludur. Yani plan yapma ve karar verme gibi şeyler. Ama yapmakla sorumlu olduğu bir diğer şey de dürtü kontrolüdür. Yapılan araştırmalarda azılı suçluların ön lob aktivasyonunun daha düşük miktarda olduğu görüldü. Bu konuda belirli sonuçlara varamayız çünkü aradaki ilişki değişkendir. Mesela şiddet suçu işleyenlerin diğer insanların içlerinde tutabildiği saldırgan davranışları engelleme konusunda sorunlarının olabileceği anlamına gelebilir. Saldırganlığı etkileyen bir diğer biyolojik faktör testosterondur. Testosteron erkeklerde testisler tarafından, kadınlarda da yumurtalık tarafından salgılanan bir hormondur. Bu sizin için biraz şaşırtıcı olabilir. Çünkü genelde testosteronu erkeklerle ve östrojeni de kadınlarla bağdaştırıyoruz. Ama aslında testosteron iki tarafta da bulunur. Ama erkeklerde daha yüksek miktarda bulunur. Bu da erkeklerin kadınlardan daha saldırgan olma sebeplerinden biridir. Aynı zamanda 70 yaşındaki bir adamın 17 yaşındaki bir ergenden daha az saldırgan olmasının da sebeplerinden biridir çünkü erkeklerin testosteron üretimi zamanla azalır. Testosteron çok önemli bir hormondur. Saldırganlıktan çok daha fazla şeyi etkiler ve bu yüzden bilim adamları saldırgan davranışı testosteronun diğer belirtilerinden de öngörebileceklerini fark ettiler. Şimdi bunu size daha ayrıntılı açıklayayım. Yüksek seviyedeki testosteronun saldırganlığa sebep olabileceğini biliyoruz. Ama Aynı şekilde yüksek seviyedeki testosteronun kas yapımında da yer aldığını biliyoruz. Yani yüzün şeklini belirlemek gibi diğer şeylerle beraber. Yüksek miktardaki testosteron, yuvarlak ve uzun olanların aksine daha geniş yüzler meydana getirme eğilimindedir. Ve bu yüzden çok kaslı bir fizik ve çok geniş bir yüz saldırganlığın en iyi öngöstergeleridir. Yüksek testosteron aynı zamanda saldırgan davranışlara sebep olan çok sayıda başka etkiye de sahiptir. Mesela bazen asabiyet, kararsızlık, düşüncesizlik gibi şeylere sebep olabilir. Hatta bastırılmışlığa çok dayanamamaya. Ve tüm bunların kombinasyonu birinin saldırganca davranmasına neden olabilir. Aynı zamanda testosteron miktarını azaltan ilaçların saldırgan eğilimleri de azalttığını biliyoruz ki bu da Testosteronun saldırgan davranışlarda çok büyük bir rol oynadığı fikrine dair başka bir kanıt olmuştur. Saldırganlığa sebep olabilecek psikolojik faktörler de vardır. Bu faktörlerin çoğu engelleme saldırganlık prensibi dediğimiz kurama dayanır. Engelleme ve gerilim kızgınlık yaratır. Bu da kişiyi saldırganlığa teşvik edebilir. Herhangi bir şeyin gerilime sebebiyet verebileceğini biliyoruz. Fiziksel acı veya kalabalık bir ortamda bulunmak gibi şeylerin ama saldırganlığa yol açabilen gerilimin umulmadık ana sebeplerinden biri sizi şaşırtabilir. Bu da sıcaklık. Laboratuvarda yapılan deneylerden bildiğimiz üzere odadaki sıcaklık arttıkça yalnız kalan kişi daha fazla geriliyor. Suç kayıtları incelendiğinde hava sıcakken soğuk olduğu zamanlara oranla daha fazla şiddet suçu işlendiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda pekiştirmenin ve model olmanın da saldırganlığa yol açabildiğini biliyoruz. Saldırgan olmak işe yaradığında tekrar saldırganlaşma ihtimalimiz artıyor. Yani davranışımız pekişiyor. Yani öfke krizlerini çocuklarının taleplerine boyun eğerek ödüllendiren ebeveynler aslında çocuklarını gelecekteki daha fazla öfke krizine teşvik etmiş oluyorlar. Ebeveynler aynı zamanda çocuklarının saldırgan davranışlarına model teşkil edebilirler. Eğer ebeveynler gerilimli durumlarla kavga ederek, birbirlerine bağırarak ve hatta çığlık atıp birbirlerine vurarak baş ediyorlarsa, e, çocukların da bu davranışları sergilemeleri çok muhtemel oluyor. Yani bir ebeveyn çocuğuna hiç bağırmamış olsa ve saldırganlığı hiçbir şekilde pekiştirmemiş olsa bile, çocuk hala ailesinin yaptığı şeylere dikkat ediyor ve sadece gözlemleyerek bile onların davranışlarını taklit edebiliyor. Son olarak sosyokültürel etmenlerin saldırganlığa etkilerinden bahsedelim. Bunlar toplumumuzda insanların içindeki saldırgan davranışı dışarı vurmalarına sebep olan şeyler. Örneğin insanların grup içindeyken kendi hallerindeyken verecekleri tepkiye oranla çok daha saldırganca tepkiler vermeye meyilli olduklarını biliyoruz. Bazı maçlardan sonra taraftarların nasıl tepkiler verdiklerini bir düşünün. İnsanlar sokaklara dökülüyorlar. Bazen arabaları bile yakabiliyorlar. Sonrasında ise herkes orada böyle şeylerin nasıl gerçekleşebildiğini hiç anlamadığını, çünkü oranın kötü bir yer, şiddet içeren bir kasaba olmadığını söylüyor ve bu konu hakkında konuşuyorlar. Burada yaşadıkları şeyden kimlik belirsizliği ya da orijinal adıyla the induation diye bahsedebiliriz. Yani Büyük bir insan grubunun içindeyken kimliksiz bir statü kazanıyoruz. Böylece kişinin etrafındaki insanlar kötü bir şekilde davranınca onlar da aynı şekilde kötü davranıyorlar. Bu da bazı insanların internette neden kötü davranışlar sergilediğini açıklamamıza yardımcı oluyor. Mesela YouTube'daki yorumları düşünün. İnsanlar oraya öyle yorumlar yazıyorlar ki gerçek hayatta diğer insanlarla yüz yüzeyken bunu söylemeyi hayal bile edemezler. Ama internet üzerinden konuştukları için, bir nevi kimliksiz oldukları için ve belki de etraflarındaki insanlar kötü davranışlara teşvik ettiği için, onlar da kötü davranışlar sergiliyorlar. Eğer internetten veya genel olarak medyadan bahsediyorsak, saldırgan davranışa yol açabilen başka bir sosyal faktöre de değinmeliyiz. Bu da toplumsal kodlamalardır. İnsanlar yeni durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranacaklarından emin değillerse, toplumsal kodlamalara güvenmeye meyillidirler. Ya da nasıl davranacağına dair toplum tarafından belirlenmiş talimatlara. Birilerinin çok fazla şiddet içeren medyaya maruz kaldığını düşünelim. Çok fazla şiddet içerikli film izliyor olabilir veya şiddet içeren bilgisayar oyunları oynuyor olabilir. Bu medya onlara saldırgan davranışın iyi bir şey olduğunu söylemiyor olabilir ama yine de onları saldırgan davranışa teşvik ediyor. Onlara insanların çeşitli durumlara saldırgan bir şekilde karşılık verebileceğini gösteriyor. Bu yüzden birileri yeni bir durumla karşılaştığında ve nasıl davranması gerektiğinden emin olmadığında onlara nasıl davranmaları gerektiğini söyleyen bu toplumsal kodlamalara güvenebilir. Bu söylediklerim şiddet içerikli medya saldırganlığa sebep olur anlamına gelmiyor. Bu medyayı görmek kişiye gerilimli durumlarda nasıl davranması gerektiğine dair sadece bir tek örnek sunabilir. Tüm bu farklı konulara değinmem için bir dakikanızı ayırın. Çünkü psikologlar bunlardan herhangi biri özel olarak saldırganlığa sebep olur demek istemiyorlar. Onun yerine biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin kombinasyonu saldırganlığa sebep olabilir demek istiyorlar